Vallahi iyi olmaya çalışıyoruz hocam. İşte salonun ortasında yatıyoruz. Odalara giremiyoruz hala. Yani en son girdiğimizde tekrar bir deprem yaşadık. Bundan 10-15 gün önce yine 4,9 mu öyle bir şey yaşadık. Kısa sürdü ama yine bizim psikolojiyi ilk güne döndük. Yani hala yatamıyoruz. Çok Hala geç. öyle. Söz veriyorum, yakın bir zamanda yeniden bir deprem çalışması gibi bir şey yapacağım ve sadece depremle ilgili. İnanılmaz derecede ağrılarım vardı. Ve bağırsak devamlı hızlı çalışma ama devamlı bir lavabo çıkma şeyi. Safra kesesi ameliyatı oldum. Ama bu bayağı yıllar önce. Ondan sonra benim bağırsaklarım normal bir işleyişten çıktı. Hatta bir doktorla görüşmüştüm. Öyle bir durumun varsa mutlaka gelmen lazım. Korkudan gitmedim. Demonuza katıldım cumartesi günü. Gündem odada ayrılık, üzüntü ve baba anne. Özellikle baba ve babam kanserden öldü. Onu kanserden kaybettim. Tam da üzerine o konuyla ilgili çalışma yaptınız ve anneyi kattınız. Annem Adana'daydı. Ben İskenderun'da oturuyordum. Anneme yetişemedim. Beni aradılar, annem ölüyor diye gidemedim. Ağladım, ağladım. Yani gerçekten ayrılmam lazımdı. Gel annemle helalleşmem babamla o ana gittim. Hastanede ilk duyduğum an, yani ne yapacağımı bilememek, hepsine çalıştım. Bir suçluluğu vardı. Boynumda çok fena, hatta yazıyordum, benim boyun ağrılarım geçti. Yani mesela cumartesiden beri benim kafam boynuma ağır ağır geliyordu. Bu boynumu kaldıramıyordum. O demodan sonra, sizin o söylediklerinizden sonra bir 5 gündür normal bir lavaboya girmeye ihtiyacım oldu, artık normale döndüm. Ayrıyetten bir de boynumdaki o ağır, sanki yük, sırtımda bir çuval vardı, şu omuzumda, boynumda onlar geçti. İnanın bana, yani Ben geçmeyen, beni çok yoran bir rahatsızlığım vardı, geçti. 5 gündür, yıllardır geçmeyen o ishal durumu, yani çok değişik bir şey. Sizinle beraber demodan sonra ertesi günü ay bir hafifleme, bir rahatlık. Allah'ım dedim, iyileştim.